Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere öksürüğe iyi gelebilecek bir tarifim var. Bu tarif balgamı atmada da çok yardımcı oluyor. Sadece iki malzeme kullanacağız. Zaman kaybetmeden ben tarifin yapım aşamasına hemen geçmek istiyorum. Bir adet orta boy soğan alınır. Baş kısmı kesilir ve gördüğünüz gibi dip kısmını da kesiyorum. Baş kısmından hemen küçük bir bıçak yardımıyla oymaya başlıyorum. Çok fazla oymayacağız arkadaşlar ve tabanı kesinlikle delinmeyecek. Etli bir şekilde soğanı oyuyoruz. Astımı, bronşiti olanlar, nefes darlığı yaşayanlar, öksürdüğünde balgama atamayanlar için inşallah şifalı bir tarif. Soğanı oyup şöyle kenara aldım. Şimdi soğanın iç kısmına bir kürdan yardımıyla delikler açıyorum. Aynı şekilde soğanın alt kısmını da bu işlemi uygulayacağım arkadaşlar. Özellikle bu kış aylarında, özellikle de çocuklarımızın geçmeyen öksürükleri için inşallah Rabbimin izniyle şifa olacaktır. Şimdi boş bir bardak aldım arkadaşlar. Hemen soğanın içerisine bal dolduruyorum. Balı doldurduktan sonra bardağın üzerine yerleştireceğim ve o şekilde bırakacağım. İster sabahtan hazırlayın, ister geceden hazırlayın. Soğan kendi suyuyla birlikte balı akıtacak. Bu şekilde hem soğan suyu hem de bal karışımını elde etmiş olacağız. Ben tamamen doğal bal kullandım arkadaşlar. Elinizde yoksa normal bal da kullanın. Dediğim gibi inşallah Rabbimin izniyle şifa olacaktır. Hazırlamış olduğum bu kürü bu şekilde bırakıyorum. Sizlere de inşallah göstereceğim arkadaşlar. Soğan suyunu bıraktıkça balla birlikte bardağa akacak. Ben oğlumun geçmeyen balgamı için uyguladım. Bir nebze de olsa şifa bulduk. Tabii tamamen bununla geçer demiyorum. Deneyebileceğiniz doğal bir yöntem. Soğanın da balın da biliyorsunuz ki birçok faydası var. Bu yöntemi de denemenizi ben öneririm. Ben kendi çocuğuma uyguladım. Hiçbir zararı yok. Sizler de deneyebilirsiniz. Kendi oğluma denemiş olduğum bu şifai bilgiyi sizinle de paylaşmak istedim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bardağa akan bal ve soğan suyuyla birlikte sabah akşam bir tatlı kaşığı çocuklarınıza içirebilirsiniz. Ben o şekilde kullandım. Siz bardağa akmış kısmını izlerken ben de sizlere veda edeyim. Rabbim tüm hastalara şifa versin inşallah. Umarım sizler de bu tariften fayda görürsünüz. Balınız bittikçe üzerine bal ekleyebilirsiniz bu arada. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, hoşça kalın.